Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Kerra İzgi. Bugün sizinle YDS'den zamanında 22,5 alıp "Ah Ezgi'cim, sen İngilizce bilmiyorsun, hiç elini oralara bulaştırma" deyip sonrasında Amerika'ya yüksek lisans yapmaya gelen kızın İngilizce ile ilişkisinden bahsedeceğim. Türkçemi sevsinler. Neyse, yani işin özü, bugün size aslanlar gibi kendi yaşadığım zorlukları, aşamaları, neler yaptığımı, bu sevgi dolu İngilizce aşkımızın nasıl kurulduğunun temellerini anlatacağım size. Siz de eminim ki "aa, bu benim hikaye değil mi ya" diye içinizden bunu geçireceğinize eminim. O yüzden bu videonun devamını izlemelisiniz diyorum ve ben lafı uzatmadan başlıyorum. Let's talk business. Yeah, let's talk business, mate. 2016'da mezun olduğum yıl, ben hadi öylesine bir gireyim elimde olsun diye YDS'ye girmiştim. Ve elimde olsa da bir işime yaramayacak 22,5 puanımı almıştım. Neyse, sonrasında 2 yıl ben mühendis olarak kendi işimde çalıştım. Kendi işimde değil, yani başkasının işinde ama kendi işimi yaptım. Bu 2 yılın sonunda da benim karşıma YLSY'ye diye bir program çıktı. Programın nedir, içeriği nasıldır diye merak ediyorsanız onu da şuralara bir yere koyayım. Siz oradan eski videolarımdan gidip izleyin. Ama benim o zaman bildiğim tek şey ise işte yurt dışına gidiyorlar, yüksek lisans doktora yapıp gelip sonrasında memur oluyorlar. Benim için bulunmaz nimetti. Tamam dedim, memur olacağım. Tabii memurluğu düşünüyoruz da İngilizce kısmını hiç düşünmüyoruz bu aşamada. Ben diyorum ki onu da zamanı gelince düşünürüz, hallederiz. Neyse, programı kazandım. Ve programın bir artı içeriği olarak size yurt içinde belli üniversitelerde bir seneye kadar dil kursu hakkı veriyorlar. Ben de bu sebepten Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni seçtim. Ve üniversitede seviye tespit sınavı yapıyor sınıfları sizi yerleştirebilmek için. Yapılan bu sınav sonucunda ben B1 seviye, yani intermediate dediğimiz orta seviye İngilizceye sahip çıkıyorum. Her şey harika gözüküyor tabii buraya kadar. O diyorum iyi, orta seviye çok iyi. Çok zorlanmam ben. Neyse, şimdi geldik işin iç yüzünü konuşmaya. Kurs başladığı ilk günü nedir? Tanışma günüdür. İşte herkes sırayla kendisini anlatır değil mi? Ben de listenin en sonundayım. Sıra bana gelene kadar herkes ne söylüyorsa ben de kendi aklıma onu geçiriyorum. Ezberledim bana gelene kadar. Neyse, kendimi tanıttım işte. Adım nedir? Ne okudum? Nereden mezun oldum? Ve hangi ülkeye gideceğim? Bunları anlattım, geçtim. İkinci gün oldu. Hoca sınıfa bir geldi. Doğal olarak İngilizce konuşması gerekiyor. O da İngilizce konuştu. Ama ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi sınıftakilere soruyorum. Normal ya, biz de her şeyi anlamadık dedi. Şimdi onlar her şeyi anlamamış ama ben hiçbir şey anlamadım. Sıkıntı olan kısım burası. Sıra arkadaşım Zeynep. Canım Zeynep. Benim bütün gün boyunca translatörlüğümü yaptı. Yani hocanın söylediklerini bana Türkçe'ye çevirdi. Benim de sorularımı İngilizce'ye çevirdim. Böylelikle bana yardımcı oldu ama benim her zaman yanımda Zeynep olamayacaktı tabii ki. Üçüncü gün oldu, ben yine anlamıyorum. Dedim ki bu iş böyle olmayacak Ezgi'cim. Sen bir başlangıç seviyesinde sınıfında başlasan daha hayırlı olacak. Ben yönetimle görüşüp B1'den A2 seviyesine, yani başlangıç seviyesine geçtim. Şimdi hayatımın baharında 24 yaşında bir insan ne yapması gerekir? Gezip tozması gerekir bence. Artık mezun olmuşsa çalışması gerekir. Bense kolları sıvadım, tekrar bir şeyi çalışabilmeye, kendimi odaklamaya zorladım. Ve 12 aylık serüveni de başlattım. Bu 12 aylık kurs döneminin sonundaki hedefim de IELTS denilen İngiliz yeterlilik sınavından en az 6 bandında sonuç alabilmekti benim için. Bu yüzden hafta içi her gün benim sabah 9, öğlen 1 arası dersim vardı. Ve yemekten sonra da kütüphaneye gidip yaklaşık 5-6'ya kadar ders çalışıyordum. Bu maraton yaklaşık olarak 12 ay boyunca sürdü ama aralarda tabii ki insan her zaman çok iyi hissedemiyor. Ve aralarda da falsolar vermeniz çok çok normal. O yüzden eğer ki IELTS'e hazırlanan arkadaşlar bu videomu izliyorsa hiç kendinizi, canınızı hiç sıkmayın. Yalnız değilsiniz bu anlamda. Aman Bezgi, o kadar çalışmışsın, zaten yapamazsam yazıklar olsun sana derdik diyorsanız, ki bence ben sizin yeriniz olsam demezdim en azından. Çünkü lafa değil icraata bakalım arkadaşlar, sizleri de sağda görelim derdim. Siz de böyle size söyleyenleri de aynen böyle söyleyin, yani hiç çekinmeyin.
Kolaysa onlar yapsınlar. Neyse. Yine sinirlendim. Kendi kendime sinirlendim. Ama gerçekten sinirleniyorum yani böyle şeylere. Kolaysa siz öğrenin canım, Allah Allah. Neyse. Kendi kendimi gaza getirmeyeyim şimdi. Buraya, şu aşağıya kendi zaman çizelgemi koyuyorum. Dedi, bahsettiğim gibi. Bu sefer de rüzgar engel. Ama güzel esiyor. Neyse. Şimdi bu aşağıda gördüğünüz zaman çizelgesine bir de beraber bakalım. 2016'dan 2018'e kadar hiçbir şekilde bir aramızda ilişki yaşanmadı İngilizce ile. 2018'de İngilizce kursuna başladım. Artık dedim gel bir seninle haşır neşir olmaya başlayalım. Eylül 2018'de yani 6 ay sonrasında da ilk denememizi yapıp IELTS sınavına girdim. Ve 5 aldım. Bu benim için iyi bir skordu bence. Çünkü sıfırdan başlayan birisi için 6 aylık bir süreçte 5 alabilmek benim tatmin etmişti. Ve sonrasında da Şubat ayında da ikinci IELTS denememi yapıp benim için gerekli olan 6 puanı almıştım. Böylelikle Amerika'daki dil kursuna gitmeye hak kazandım. Haziran 2019'da da Amerika'ya dil kursuna geldim. Tabiri caizse 12 ay eşek gibi çalışmıştım, evet. Ama bu yeterli miydi? Sanıyordum ki evet yeterliydi. Amerika'da çok daha iyi öğreneceğim. Ama şimdi de Amerika'daki sıkıntılarımı ele alalım. Asıl olay burada başlıyor çünkü. Sıkıntıları dedim çünkü bizim öğrendiğimiz İngilizce ne tamamen teorikteki kitap üzerinde ve sınav İngilizcesi. Tabi Amerika'da günlük hayatta bunları kullanacak mıyız? Hayır. Tabi bunları biliyor muyum? Hayır. Neden? Mesela örnek vereyim size. Biz ne öğreniyoruz? How are you? I'm fine and you. Like, evet. Neydi? I'm fine and you. Ha. O kadar kullanmıyoruz ya, burada kullanılmıyor ki, düşünün yani. Burada ne diyorlar peki insanlar? How is going? I'm doing well. How about you? Hatta how about you bile demiyorlar yani. You diyorlar. Anlıyorsun yani. Ya da sana sormuyorlar bile. Sen de salak gibi senin sorduğunun cevabının verilmesini bekliyorsun böyle saf gibi. Onlar da bakıyorlar böyle suratına. Çünkü kültürünü bilmiyorsun. Kültürünü bilmediğin bir şeyin dilini öğrenmen çok çok zor. Tabi bu sıkıntıları buraya gelince anlıyorsun. Neden? Bir daha örnek veriyorum hemen size. Ev kiralamaya gidiyorsunuz. Ofise gidiyorsun, konuştuğunu anlamıyorsun. Ne konuşuyor bilmiyorsun. Sonra otobüse biniyorsun. İneceğin yerin oradan geçip geçmediğin işte. Doğru otobüse binip binip bilmediğini soruyorsun. Cevabını anlamıyorsun. Müşteri hizmetlerini arıyorsun. Konuşabiliyorsun çünkü düşünmüşsündür aklında. Ama söylediğini anlamıyorsun. Ama şimdi bunlar ne ki? Öyle bir şey anlatacağım ki size bardağı taşıran nokta olacak bu. 6 ayın sonunda artık Türkiye'ye döneceğiz. Ve banka hesabımı kapatmam gerekiyor. Bankaya gittik. İşte kadına bir şeyler soruyorum ve kadının aksanı o kadar değişik ki gerçekten anlamadım. Bir sordum, iki sordum, üç sordum, olmadı. Yanındaki Türk arkadaşım dedi ki yani anlamıyorsun artık, niye hala soruyorsun dedi. Haklı, çünkü yani anlamadığım halde inat ediyorum hani anlayacağım diye. Haklı ama ben onu duymaya hazır değilim, onu kendime sindiremedim. Ve böyle bankadan uzaklaştım, çıktım bir yerde, oturdum, bir saat falan ağlamışım ben. O kadar çok ağlamışım ki hatta bir tane Amerikalı bana elinde Starbucks'tan bir şey alıp bana getirmiş. Yüzümü güldürür belki, hani belki iyi gelir diye. Düşünün ki ne kadar çok ağlamışım, ne kadar çok üçerlemişim buna. Ve sonrasında dedim ki Ezgi'cim sen yüksek lisansa gittiğin zaman tek başına olacaksın. Çevrende Türk olmayacak ve sen bunu mecbur yapmak zorunda kalacaksın. O yüzden bu aşamada kendini tanımanız çok önemli. Çünkü ben yanımda çevremde bir Türk varken kendimi işte dalga geçecekler, anlamayacağım, konuşamayacağım diye hep böyle kendimi susturup hiçbir şey yapmamıştım geçen 6 ayım boyunca. O yüzden de kendimi yalnızlığa yüksek lisans eğitimim boyunca hapsetmeye karar verdim. Nihayetinde de öyle yaptım. Hiçbir Türk'ün olmadığı bir yere geldim. Şimdi başta sıkıla sıkıla artık soruyordum böyle. Ya diyorum özür dilerim işte benim İngilizcem kötü ama diyorum hayır olur falan. Başta bunu yapıyordum. Sonrasında artık yüzsüzlüğü artık iyice vurdum. Ya diyorum neye özür dileyeceğim ya diyorum. Sıkıysa diyorum onlar Türkçe gitsinler okusunlar. Yabancı dilde okusunlar. Artık bunun farkındayım. Kendimle gurur duyuyorum. Her ne kadar çok iyi anlaşamasam da gurur duyuyorum yani.
Neyse, benim sınıfımda da sadece bir tane yabancı öğrenci var benim haricimde. Kanada zaten önceki videolarımdan biliyorsunuz. Şimdi ben buraya ilk geldiğimden itibaren Kanan'la güzel bir arkadaşlığımız oldu. Ve Kanan benim o kötü İngilizcelerimi de biliyor, şu andaki İngilizcemi de biliyor. Ben de sizinle beraber nasıl bir İngilizcemi geliştirme aşamasını yapmışım, oralara geçmişim. Bunları Kanan'dan duymak istiyorum aslında. O yüzden sizinle beraber şimdi Kanan'ın yanına gidiyoruz. Kanan'ın yanında görüşmek üzere. Yapamadım. Neyse, görüşürüz. Say hello, Kanan. Kanan is my best friend from Denton. So, Kanan. Okay. Are you excited? I'm excited, as always. Kanan, in this video, I talk about my English journey. So, you are familiar my English before a few couple of time ago. Yes. This is the friendship. Look, she's understanding me every time. Yeah, it's a language of friendship, not a language of, you know, anything. So, if you wanna improve your English, you should find the soulmate like Kanan. No. I'm not an expert in English, but yeah, I can speak a little bit. No, not a little bit. She got from the IELTS like 7. Yep. But that's amazing for me. So, yeah, let's talk about my English. Mm-hmm. The first time in like here, I came January. Mm-hmm. So you are familiar with that. Mm-hmm. Just what's your thought about my English? So I still remember we met in January, I think so around 13th January. And we first met in our corridor. And we were outside of class and we both hesitant to speak in English because we both belong to the non-English country. And I still remember it, her first day, and she couldn't understand the, you know, our professor's language. And she told, you know, Dr. Our professor that, ma'am, can I record the lecture because I couldn't understand what are you trying to say. And at that time, you know, at that day, we have started doing conversation. And another meeting, do you know that we went to the Bank of America and she was dealing with that. To open a bank account. Yeah, for the bank account. And she was, you know, she was doing the conversation with the manager and she couldn't understand what he's trying to say because difference of the American accent. And might be she was a little bit hesitant of speaking in English, and might be she was shy that will they understand or not. But I can say so here in America, people will never judge you on your, you know, based on your English. So it's just a basic language, or it's a way of communication, I can say so. And even like I'm also not belongs to the non-English country, and my English is not that much good. But I can say so, it's just, you know, just speak. You can English, you can improve your English just by speaking. That's the thing. That's the key, I think. Yes. How about now, Kanan? I can say so because her English has been improved a lot. Yeah, we have some kind of grammatical mistakes, but it doesn't matter. Just, you know, speak and improve. That's the thing. Yes, yeah. Yes. And do you remember in the first semester, the professor just decreased my grades because of my grammar? Yes. But yeah, and we fight a lot that, you know, you cannot judge our intelligence based on the English because yeah, it's just a way of communication. It doesn't, you know, describe your personality, your knowledge, your smartness. But it doesn't matter. We are doing. Yeah, amazing. We can see you, Kanan. I appreciate it. Aww, sorry and thanks for the friendship, Kara. That's a rule. Yes, right. Every time she's saying the same thing, but every time I'm also. She forgets. Yeah. Every time. Anyway, and the clue is just keep going and keep practicing in front of the mirror because it's the best evaluation, and you can evaluate yourself and your speaking skills. And maybe if they wanna see more, just follow her channel and write the comment below. We can record together.
That's a good idea. Yeah, and I have titles. So that's why you should follow me and you should share my channel with your friends. That's good. Kanan'ın size mesajı varmış. Yes, Kanan. Bu kızı takip edin. And görüşürüz. Görüşürüz.